Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle birlikte kabak faslası yapacağım. Kesmeden önce dış kabuğunu yıkıyoruz. Bildiğiniz gibi kabağın kabuğunu soymak çok zor, sert olduğu için. O yüzden de kabuğunu soymadan pişireceğiz. Kabuğunu soymadığımız zaman lezzeti de bir farklı oluyor ve gerçekten çok değişik, güzel bir tatlı. Önce kabağımızı bu şekilde ayırdım. Şimdi de çekirdeklerini temizleyeceğim. Benim kullanmış olduğum kabak köy kabağı diye satılıyor. Kendi bahçemizin ürünü. Ama sizler pazardan aldığınız kabaklarla da bu şekilde yapabilirsiniz. Yani bal kabağıyla da oluyor. Bu şekilde kabaklarımızın içini sıyırıp daha sonra da dilim dilim kabuklarıyla birlikte ayıracağım. Bu şekilde doğruyorum hepsini. Yani büyük büyük kek dilimi gibi. Kabağımızı dilimledim. Şimdi de üzerine 4 su bardağı şekerini ilave ediyorum bu şekilde. Akşama kadar bir 4-5 saat sulanmasını bekleyeceğiz bu şekilde. Yani şekeri çekecek içine. Daha sonra tencerede pişireceğim ve en son da fırınlayacağım. Tekrar üzerine diziyorum bunları. Gördüğünüz gibi kabukları duruyor. Kabuklarını soymadım. Gerçekten bu şekilde çok lezzetli ve basit oluyor. Bu şekilde şekere yatırıyoruz. Aynı işlemi dizdiğimiz kabaklara da yapıyoruz. 2,5 kilo kabağa 4 su bardağı şeker kullandım. Şeker miktarını kendiniz azaltabilirsiniz ya da çoğaltabilirsiniz damak tadınıza göre. Bazen kabakların tatlısı ve biraz az tatlısı oluyor. Açık turuncu olan kabak tatsız kabaktır. Koyu turuncu tatlı kabak. Aklınızda bulunsun. Kabak seçerken de bu şekilde alın. Şimdi akşama kadar şekerle bekleyecek. Şerbetle beklemiş olan kabaklarımızı bu şekilde tenceremize kabukları aşağıya gelecek şekilde diziyorum. Şekerimiz sulanmış şerbet haline gelmiş. Kabaklarımız da küçülmüş hafif. Kalan şerbeti üzerine dökeceğiz. Pişmesi için ocağı aldım ve kapağını kapatıyorum. Kabağımız bir saat falan bu şekilde kaynadı, kısık ayarda, kısık ateşte. Bakın çatalımız bu şekilde rahatlıkla batıyorsa kabaklarımız olmuş demektir. Tencereden sıcak haliyle boşalttığım kabakları şimdi fırınlayacağım. Şerbetiyle birlikte boşalttım. Bu şekilde düzenleyip ondan sonra da tekrar fırına vereceğim. Bakın fırında bu şekilde fokur fokur kaynıyor kabağımız. Kabağımızın üstü hafif bu şekilde yanmış ama çok güzel. Zaten bu şekilde olması gerekiyor. Gerçekten üstü çıtır, içi de yumuşacık. Mis gibi tahin ve cevizi servis yapmak üzere alıyorum fırından.